Invincible'ın 2. sezon 6. bölümünün de yayınlanması ile birlikte yine bir inceleme videosu istemiştiniz ve yeni bölümde gördüğümüz her yeni detaydan şimdi sizlere bahsedeceğim. İzlemiş olduğumuz bu bölüm biraz sönük kalmış gibi gözükse de son iki bölümlerde olayların başlayacağını ve çok daha ileri bir noktaya taşıyacağını biliyoruz. Hazırsanız yeni bölümdeki tüm detaylardan bahsedeceğim ancak hemen öncesinde inceleme videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bölümün başında Generator Rex abimizin kafasından vurulduğunu görüyoruz. Elbette bu sahne üzerine herkes onun öldüğünü düşünmüştü. Ancak inanılmaz bir gerçekten bahsedecek olursam, insanlar kafalarından vurulduğu zaman illa ki ölecek diyemiyoruz. Beynin belirli bir kısmı hasar alsa bile hala kurtulma şansı olanlar ve hayatta kalanlar var ve bunun en canlı örneği aslında benim. Evet benim kafamda da bir kurşun izi var. Hatta neden kafamın bir kısmının kel olduğunu merak edenler varsa aslında orada bir kurşun yarası var. Benim hikayemi geçecek olursak elbette Generator Rex çok özel güçlere sahip bir karakter değildi. Ancak hızlı bir tedavi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Bununla birlikte Invincible ekibinin uzayda girdiği savaşta yine ekibin kurtulduğunu ancak bölümün sonunda uzaylı yaratıklardan birinin geri döndüğünü göstermişlerdi. Eevee konsol edebilen herhangi biri zaten tüm koruyucuları kolay bir şekilde yok edebilir. Elbette Eve kendi güçlerini kontrol etmeyi bilmiyor ancak gerçek potansiyeline sahip olduğunda koruyucuları et yanına çevirip hepsini öldürebilir. Geçmiş bölümün izleri silinmeye başladığında Invincible introsunun her geçen bölümde parçalandığını görüyoruz. Aslında burada verilmek istenen mesaj siyah üstüne kırmızı kostüm göndermesiydi. Invincible'ın yeni kostümü mavi ve siyah renkte olurken sonraki kostümlerine referans veriyorlar. Ekip dünyaya geri döndüğünde Kate'in geri dönmeyecek şekilde öldüğünü öğreniyorlar. Öte yandan Ray hala hayatta kalmayı başarmış. Yani Komodo onu tam anlamıyla yiyememiş. Anlaşılan o ki Ray komodonun içinde büyümeye çalıştı ancak onun derisini delemeyince küçülüp içinde saklanmaya devam etti. Rex Komodanın kafasını patlattığında Ray dışarı çıkıp hayatta kalmaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta hazırlamış olduğum inceleme videosunun yorumlarında Komoda ejderini balporsu yenemez diyenler vardı. Aslında o videoda izlediğimiz belgesel videolarına gönderme yaparak balporsunun ne kadar cesur bir hayvan olduğunu söylüyordum. Çünkü geçmişte boks maçları yaptığım dönemde ringlerde bana pataküta porsuk diyorlardı. Evet bu videoda biraz kendi geçmişime fazla değindim ama merak etmeyin videonun devamında tekrar değinmeyeceğim. Bana göre bölümün en sıkıcı olan tarafı Mark'ın Amber'la olan ilişki sahneleri. Tamam elbette bir dizi yüzüyorsa karakterlerin kendi sorunlarına değinmeleri oldukça normal bir şey. Ama en nihayetinde ile birlikte olacak olan bir karakter için bence gereksiz yere şu Amber'ı sürekli göstermeleri aşırı derecede rahatsız etmeye başladı. Şimdi bana gelip ama çizgi romanlarda da böyle yapmayacak yavaş gelişen bir süreç vardı diyebilirsiniz. Ancak çizgi romanlara göre Kate'in ölmemesi gerekiyordu. Aslında bazı şeyleri çizgi romanlardan farklı işlediklerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden diziyi izleyenler için bu tür olayları hızlı bir şekilde geçebilirler. Eğer Invincible'ın tüm çizgi roman serisi için dizi çekeceklerse bu dizi zaten 10 sezona kadar uzar. Kate'in cenazesinde Immortal'ın fazlasıyla acı çektiğini görüyoruz. İkisinin cinsel birlikteliği vardı, ama tam anlamıyla sevgili değillerdi. Yani burada duygusal olarak bağlanan kişinin immortal olduğunu görmüş olduk. Bu arada Kate'in ikiz kardeşi de tıpkı onun gibi kendini kullanmayan bir karakterdi. İkiz kardeşi bir erkekti ve şu anda kendisi hapiste. Bölüm içerisinde ses alan Eve ye yeniden koruyuculara katılması için iş teklif ettiğini görüyoruz. Çünkü ekip fazlasıyla zayıfladı ve artık Eve gibi güçlü bir karaktere ihtiyaçları var. Bununla birlikte Mark babasının kendine söylediği son şeyleri hatırladı ve babasının bahsettiği kitapları buldu. Bu kitaplar Omnimen'in maceralarını anlatıyordu ancak önemli detaylara sahipti. Omnimen Viltrumite'lar tarafından yakalandığında aslında Marka önemli bir detay verdi. Forget the good I did. My work. My deeds. My Mark. Viltrumite'ların sanıldığı kadar güçlü olmadığını ve evrende Viltrumite'leri bile öldürebilecek yaratıklar olduğunu gösterecekti. Invincible serisinin en güçlü yaratıklarını yani Benten serisinden tanıdığımız yaban köpeklerinin gelişmiş versiyonlarını bu bölümde görme şansımız oldu. Bir Viltrumite'ın derisini kolayca parçalayabilen Ragnarlar gezegenlerindeki yerçekimi kuvveti nedeniyle fazlasıyla güçlülerdi. Omnimen'in yazmış olduğu başka bir hikayede ise Space Razor isimli bir karakteri gösterdiler. Bu karakter DC evrenindeki Lobo'nun Invincible uyarlamasıydı. Biliyorsunuz ki Lobo Superman'le dövüşebilecek kadar güçlü bir karakter ve aslında bir uzay gezgini. Yani Space Razor da Viltrumite'ler için önemli bir rakip olabilir. Çünkü Space Razor'ın kullandığı teknoloji çok güçlü varlıkları kolay bir şekilde öldürebiliyordu. Omniman dünyaya gelmeden önce Ragnar'ların elinden zor bile olsa kurtulmayı başardı. Bununla birlikte Omniman binlerce yaşında olduğu için geçmişte çok büyük maceralara katıldı. Ama dediğim gibi Viltrumite'lerin aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığını Omniman çoktan anlamıştı. Ve burada amaçladığı şey Mark'ı bu konuda bilgilendirip yardım almasını sağlamaktı. Ölümün sonlarında Alan dünyaya geldiğinde Viltrumite'ler hakkında bu bilgileri öğrenmiş oldu. Sonuç olarak Teaza gidecek ve Omnimen'in idam edileceğini söyleyecek. Bunun üzerine Omnimen'i kurtarmak için Youthmite tarafından yakalanması gerekecek. Wittrumaitler'in kanunlarına göre bir suçlu idam edilmeden önce iyileşmesi gerekiyordu. Son savaş sırasında Omnimen'in beli kırıldığı için onu idam edemiyorlar. Ve Omnimen'in bu idam süresini uzatabilmek için bilerek dayak yemesi gerekiyor. Şimdiye kadar bahsettiğim şeyler hep sonraki bölümlere hatta son iki sezonlara verilen referanslardı. Ancak bu bölümün sonlarında en Levi'nin geri döndüğünü görüyoruz. Mark'ı çok devrende gezintiye yollayacak ve final savaşında onu belki de Marvel evrenine gönderecek. Evet belki hep heyecan verici Güzel detaylar var ama önümüzdeki iki bölümden sonra belki de bir ya da 2 yıl kadar yeni sezonu beklemeye devam edeceğiz. Ama şunun garantisini kesin bir şekilde verebilirim ki bundan sonra gelecek olan bütün bölümlerde fazlasıyla güzel dövüş sahneleri olacak. Çünkü Viltrumlıların Mark'ı kontrol etmek için dünyaya gönderdiği bir kadını göreceğiz. Bununla birlikte muhtemelen son bölümde Angstrom Levi'nin Mark'la dövüştüğünü göreceğiz. Invincible serisi bu kadar yavaş ilerlerken The Boys'un seriye bağladığını görüyoruz. Daha dördüncü sezon yayınlanmadan Cem. V dizisinin ikinci sezonu için çekimler başlayacak. Yani bu gidişte her sene bir The Boys içeriği izlerken Invincible için yıllarca yeni sezon bekliyoruz. En azından önümüzdeki iki bölüm güzel olursa bizi tatmin eder diye düşünüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> I <sighs> I show him all of this?